Antalya Diplomasi Forumu'na katılıma baktığımızda burası sanki bir Birleşmiş Milletler ortamı sağlıyor. Dünya beşten büyüktür derken sadece kendimiz için, kendi ülkemiz için bir talepte bulunmuyor. Milletimizin hakkıyla beraber tüm insanlığın hakkını, hukukunu, ortak menfaatini de savunmaya çalışıyor. Antalya Diplomasi Forumu bütün dünyanın gündemindeki yerini almıştır. Bütün bunları düzenleyebilmek, bu kadar devlet başkanını, başbakanı, dışişleri bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarını, onların başkanlarını, diplomatlarını ve dünyanın çeşitli kanaat önderlerini buraya toplayabilmek sanıyorum 3000'den fazla bir misafirden bahsedilmektedir. Bu böyle her ülkenin yapacağı bir şey değildir. Çünkü Antalya ifade edildiği gibi kültürün, turizmin ve çeşitli farklı tarihteki süreçlerin kesiştiği bir nokta olarak gerek Avrupa Birliği, gerek Orta Asya, gerek Afrika kesiştiği bir nokta olarak bu Akdeniz çanağındaki böyle bir yerin altyapısı, turizm imkanları ve aynı zamanda bu tesisler ve iletişim imkanları ile hep birlikte görüyoruz ki aynı anda farklı salonlarda, farklı tesislerde aynı anda yer alan toplantıların sosyal medya, internet ve iletişim kanallarıyla bütün dünyaya nasıl duyurulabildiğini ve burada yapılan konuşmaların ve değerlendirmeleri nasıl dünya gündemine yerleştirebildiğini görüyoruz. Bu gerçekten büyük bir çalışmadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü Kıbrıs'taki haklı davamız elbette büyük bir mücadelenin neticesidir. Bu mücadele devam etmektedir. Dost ülkelerden, kardeş ülkelerden, Türkiye ile iyi ilişkili olanlardan desteklerini bekliyoruz. Bunları talep ediyoruz.